Telefonumuz var. İzleyicimizi bekletmeyelim. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Hoş sabahlar. Abim. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sizin de cumanız mübarek olsun Mursun abi. Sizlere öncelikle Mersin'den kocaman sevgiler. Selamlar, sevgiler bizden. Hocama kısa ve sorularından önce bir ilahi söylemek istiyorum. İlahi söylemek istiyorsunuz. Evet, aynen. Tamam, sorudan önce kısa bir ilahi alalım, dinleyelim o halde. Buyurun. Tamam, söyleyeyim. Mazlumun gözünden yaşım, silenlere selam olsun, geldiğine Allah için, gülenlere selam olsun. Mazlumun gözünden yaşım, silenlere selam olsun, geldiğine hak selamı verenlere selam olsun. Evet, maşallah. Bayram günü, meleklere selam günü, camide tanışır, gelenlere selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Tebrikler. Volkan Bey, teşekkür ediyoruz. Gördüğüne hak selamını verenlere selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz nedir hocamıza? Sorularım bir illüzyon geçirdim. İllüzyon. Televizyonun sesini kısarsanız daha net anlaşabileceğiz. Yankı yapıyor çünkü. Hik yapıyor. Televizyonun sesini kısın. Tamam. Abi, şimdi daha net. Aynen. Daha net. Daha net. Buyurun. 2 ay önce bir yere gittim. O işte dükkanda işte okuyacağını bilmedim. Bir taş soruyordum. Ondan sonra birdenbire o tutturdu beni. Başıma ne getireceğini de bilmedim. Sadece okuyacağım dedi. Ondan sonra okumaya başladı beni. Evet. Ondan sonra eve geldim. Evde fenalaştım. Biraz çok hastalandım. İşte annem beni doktora götürdü. Tarih sonuçlarım temiz çıktı. Ne olduğunu bilemediler. Psikiyatriye götürdü. Ama gene yani ne olduğunu bilemediler. Gene iyi dediler. Hı hı. Ama dün akşam saatlerinde bir rüya gördüm. Bir kadın benim yanıma geliyor. Bana gözlerini kapat, seni okuyacağım diyor. Okuduktan sonra midene sadece bir sancı tuttu. Ondan sonra akşam 8'in içerisinde yere düşecektim. Kendimi kaybetmiştim. Evet. Ondan sonra işte kusmalar başladı. Yani istifa ettim. Bir i̇şte, rahatsızlığınız yok ama. Yani tahliller yapıldı. Bir evet. Sıkıntı yok. Sağlık probleminiz yok anladığım kadarıyla. Evet. Peki evet, bu tanımadığınız şahıs, tanımadığınız kişi, adam ne okudu size? Bana işte öyle dualar okudu. Yani ben duydum yani öyle dualar. Anlamadım yani ne okudu. Peki niye okudu? Yani siz mi istediniz bana? Hani nazar olur ya insan bana bir okuyun der, nazar ben var der. Ben taş soruyordum. Gel sana bir okuyorum dedi. Ondan sonra okumaya başladı beni. Ondan sonra eve geldim, fenalaştım, çok rahatsızlandım. Ondan sonra işte dün akşam saatlerinde de işte kendimi kaybetmiştim yani. Anladım. Eğer istifa etmeseydim kendim işine gidiyordum yani. Peki evet, hocamıza aynen. Sözü bırakalım, neler söyleyecek merak ediyorum ben de. Teşekkür ediyoruz Volkan Bey, Mersin'e selamlar. Hocam bu enerjisine inanılan taşlar var ya, böyle farklı evet. Taşlar var. Taş bakarken işte gel sana seni bir okuyayım demiş birisi evet. Ve ondan sonra da fenalaşmış beyefendi Volkan Bey. Ama bu dua okudu da ondan dolayı fenalaştı. Etkisinde mi kaldı acaba? Bu yorum isabetli bir yorum değildir. Yani mümine duacı, hatta sevgili Peygamberimizin en çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duadır. Birbirimizin duacısıyız. Burada birisi dua ediyor. O da ben fenalaştım diyor. Bu fenalaşmayı bu duaya bağlamak doğru değildir. Hı hı. Demek ki o dua ile ilgisi yok o fenalaşmanın. Hı hı. Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin deriz. Amin.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.